Verilen metinden hareketle ifadelerinden hangileri söylenebilir? Burada e, uzayda görev sırasında bazı astronotların kozmik radyasyona maruz kalabildiği söylenmiş ve bunu önlemek için de Çernobil nükleer santralinde yaşanan felakette hayatta kalmayı başaran bir mantar türü incelenmiş. Bu mantar türü uluslararası uzay istasyonunda yaklaşık 30 gün süren bir araştırma sırasında e, bilim insanlarının 2 milimetre kalınlığındaki mantar numunesinin üzerine radyoaktif ışınlar göndererek radyasyonun mantar tarafından yüzde engellendiğini gözlemlemişler. Bir Uzay istasyonlarında bilimsel deneyler yapılabilir. Evet burada e, mantarın incelenmesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilmiş. Buna ulaşabiliriz. 2 bu türdeki mantarlar uygun şartlarda dünya dışındaki gezegenlerde çalışma yapan astronotları radyasyondan koruyabilir. Bakıldığı zaman e, radyasyonun %2'sinin engellendiği gözlemlenmiş. Dolayısıyla e, bu amaçla kullanılabilir, koruyabilir radyasyondan. 3. Uzayda yapılan araştırmalar sırasında toplanan veriler dünyada geliştirilen teknolojiler için kullanılmaktadır. Burada yapılan araştırma dünyada geliştirilen teknolojiler için kullanılıyor diye bir bilgi verilmemiş. Dolayısıyla buna ulaşamıyoruz. Cevabımız B seçeneği 1 ve 2 oluyor. Verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Kokarcalar kendilerini tehdit altında hissettiklerinde kendilerine saldıran canlının yüzünü isabet alarak kuyruklarının altındaki bezlerden pis kokulu bir sıvı püskürtürler. Bu sıvıyı 6 metre mesafeye kadar püskürtebilmekte ve yaklaşık 2,5 kilometre uzaklığa kadar ürettiği kokuları yayabilmektedir. Salgıladıkları sıvının kötü kokmasının nedeni içindeki kükürt ve kükürt bileşenlerinin etkili olmasıdır. Burada kokarcanın salgıladığı sıvı ve hava karışımı oluşmuş, oluşturmuştur. Evet normalde bir sıvı püskürtüyor ancak 6 metre mesafeye gidene kadar Havanın içerisinde yayıldığı için sıvı ve hava karışımı oluşmuş oluyor. Bu ifade doğru. Kükürt elementi kokarcanın sıvısı ile bileşik oluşturmuştur denilmiş. Hayır, bileşik oluşturmamıştır. Yanlış. Karışım olabilir. Üç kükürt bileşikleri kokarcanın sıvısı ile belli oranlarda birleşmiştir. Belli oranlarda birleşme bileşiklere özgü bir özelliktir. Dolayısıyla bu da hatalı. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Güneş gülü bitkisi hakkında verilen metne göre yorumlarından hangisi yapılamaz? Güneş gülü genellikle bataklıklarda ve su kenarlarında yetişen, böcek yiyen bir bitki türüdür. Yapraklarında bulunan yapışkan sıvı bitkiye konan böceğin yaprağa yapışmasını sağlar. Boyları ortalama 5 ila 10 cm arasında değişebilen uzun ve beyaz renkteki çiçeklere sahiptir. Bir, böcekle beslendiği için besin üretimine ihtiyaç duymaz. Ee, böcekle beslendiğini biliyoruz ancak besin üretimine ihtiyaç duymadığını söyleyemeyiz. Bu yorumu yapamayacağız. 2. büyümesini ve uzamasını sağlayan hücre bölünmeleri sırasında aralemel oluşumu görülür. Bu bir bitki ve bitkiler hücre bölünmesi sırasında aralemel oluştururlar. 3. Yapraklarında bulunan golgi cisimciğinin sayısı diğer organlarınkinden fazladır. E, yapraklarda, burası yaprak bölümünde bir salgının olduğunu, yapışkan bir salgının olduğunu görüyoruz ve e, bu sayede de böcekleri avlayabiliyormuş. Demek ki o alanda cisimcikleri çok daha fazla ki salgıyı çok fazla üretebilmiş. E, salgı üretiminden simciğin sorumlu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu alandaki sayısının fazla olmasını bekleriz. Bu durumda cevabımız A seçeneği oluyor. Numaralandırılmış kartlarda verilen olaylardan hazırlık ve mayoz 1'de gerçekleşebilecek olanları doğru bir şekilde sıralamamızı istemiş bizden. Mayoz bölünmenin hazırlık mayoz 1 ve mayoz 2 aşamalarından oluştuğunu biliyoruz. Birinci kartta en kromozomlu 4 hücre oluşması demiş bu. Mayoz 2'de olur. Bizden hazırlık ve mayoz 1'in aşamalarını istiyor. Üçüncü kartta da kardeş kromatiklerin ayrılması var. Bu da yine mayoz 2'de gerçekleşebilecek bir olay. Altıncı karta baktığımızda DNA'nın kendini eşlemesi gerçekleşiyormuş. Dolayısıyla bu hazırlık evresi. Hazırlık evresi en başta olacaktır. Yani sıralamamız 6 ile başlamalı. Ardından verilenler arasında baktığımızda ikinci kartı görüyoruz. Burada parça değişimi olayı gerçekleşecek homolog kromozomlar arasında. Parça değişimi olduktan sonra homolog kromozomlar birbirinden ayrılacak ve son olarak da stoplazma bölünmesi mayoz 1'de gerçekleşecek. Bu durumda sorumuzun cevabı C seçeneği oluyor. Buna göre topun K ve N noktaları arasındaki hareketi boyunca kinetik enerjisinin değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Burada sıkıştırılmış yay önünde duran bir top var ve sonrasında yay serbest bırakılıyor ve bu top K noktasından harekete başlayıp N noktasını geçtikten sonra durmuş. Bu durumda K ve L arasında cismin hızlanmasından dolayı kinetik enerjisinde bir artış gözlemleyeceğiz. L ve M arasında ise yokuş yukarı çıktığı için hızı azalacaktır. Dolayısıyla düşmesini bekleriz. M ve N arasını sabit süratle giderse eğer kinetik enerjisi sabit kalabilir. Dolayısıyla bunun gösterildiği seçenek D'de mevcut. Cevabımızı D seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Matkap her iki durumda da eşit sürede aynı elektrik enerjisine harcadığına göre gerçekleşen durum ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Matkap tahta, beton, demir, mermer gibi yüzeyleri delmek için kullanılır. Aşağıda da aynı yükseklikte tutulan bataryalı matkaplar verilmiş. Bunun altını çizelim. Ve duvara delik açmadan önceki boşta çalışma durumu ve duvarla çalışma durumu verilmiş. Boşta çalışırken 1200 devir yapıyormuş ve burgu sıcaklığı 20 dereceymiş. Yükle çalışırken yani duvarı delmeye çalışırken dakikada 800 devire düşmüş ve sıcaklığı 80 dereceye çıkmış. 20 dereceden. A sürtünen cisimlerin sıcaklık değeri artar. Evet buraya baktığımızda yükle çalışma durumuna odaklandığımızda burgunun sıcaklığın arttığını görüyoruz. Çünkü burgu ve duvar arasında bir sürtünme oluşuyor. Dolayısıyla sıcaklığın arttığını söyleyebiliriz. 20'den 80'e çıkmış. B. Sürtünme sonucu kinetik enerji ısı enerjisine dönüşebilir. Normalde 1200 devir yapan bu alet 800 devire düşmüş. Aradaki fark bu enerjinin ısı enerjisine dönüştüğünü gösteriyor. Çünkü sıcaklığın arttığını görebiliyoruz. Demek ki bir miktar ısı enerjisinde dönüşülmüş. C. Sürtünen cisimlerde mekanik enerjinin tamamı ısı enerjisine dönüşebilir. E, mekanik enerji dediğimiz e, toplam enerjiydi. Tamamı toplam enerjinin ısı enerjisine dönüşemez. Çünkü bir de bunun yükseklikten dolayı sahip olduğu bir potansiyel enerjisi var. Dolayısıyla potansiyel enerji burada ısı enerjisine dönüşmüyor örneğin. Bu yorum yanlış. Böyle bir çıkarım yapamayız. D matkabın sahip olduğu çekim potansiyel enerjisi çalışma süresince değişmemiştir. Evet bu matkaplar aynı yükseklikte çalışmışlar ve yüksekliklerinde herhangi bir oynama değişiklik olmamış. Dolayısıyla çekim potansiyel enerjileri de değişmemiştir. Cevabımız C seçeneği. Gerçekleştirilen işlemlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Yandaki buzdolabının raflarına bazı gıdalar belirtilen konumlara yerleştirilmiş. Dördüncü rafta bulunan özdeş süt paketlerinden birisi ikinci rafa, diğeri de üçüncü rafa gelmiş. Üçüncü rafta bulunan özdeş yumurta kolilerinden birisi birinci rafa gitmiş ve ikinci rafta bulunan limon kasesiyle birlikte dördüncü rafa çıkmış. Şimdi bu durumda. Ee, biz cisimlerin ağırlıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla e, toplam çekim potansiyel enerjileri bu işlemler sonucunda nasıl değişti bununla ilgili herhangi bir yorum yapamıyoruz. Örneğin e, dördüncü raftaki iki süt aşağı inmiş, bir de limon kasesi dördüncü rafa çıkmış. Belki süt ve e, limon kaseleri eşit ağırlıktadır ve çekim potansiyel enerjisi değişmemiştir o rafın. Dolayısıyla kesin yargılarda bulunamıyoruz. Bu nedenle B, C ve D'yi eleyebiliriz. A'ya geldiğimizde bize dolabın zemine göre toplam çekim potansiyel enerjisi değişmemiştir demiş. Evet içerisindeki ağırlık miktarı hiç değişmiyor. Yüksekliği de sabit. Dolayısıyla toplam çekim potansiyel enerjisinin değişmediğini söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. Buna göre aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğru olur? Bize ışığı toplama özelliği olanlar ve ışığı dağıtma özelliği olanları gruplandırmamızı istemiş. Işığı dağıtanlar kalın kenarlı merceklerdir. Dolayısıyla kalın kenarlı mercek arayacağız verilenler arasında. Işığı toplama özelliği de ince kenarlı merceklere has bir özelliktir. Buna göre yukarıdakileri belirlemeye çalışacağız. Şimdi Burada baktığımızda 2'nin, 4'ün ve 6'nın kalın kenarlı mercek olduğunu görüyoruz ve bunların ışığı dağıtma özelliği var. Öte taraftan geriye kalan 1, 3, 5 ve 7 ince kenarlı mercek. Bunlar da ışığı toplama özelliği olanlar. Cevabımız B seçeneği. Verilen grafiğe göre atmosferle ilgili ifadelerinden hangileri söylenemez? Aşağıdaki grafikte atmosferde bulunan gazların yaklaşık oranları verilmiş. Azotun en fazla ardından oksijenin geldiğini görüyoruz. Karbondioksitin en az miktarda ve diğer gazların da 0,96'lık bir oranı olduğunu görebiliyoruz. 1. Atmosferin tamamı element halindeki gazlardan oluşur demiş. Ancak karbondioksit bir element değil bileşiktir. Bu söylenemez. 2. Atmosferde bulunan gazların tamamı bileşik halindedir. Hayır. Azot, oksijen bunlar e, elementler. Dolayısıyla hepsi bileşik halinde değildir. Atmosferdeki karbondioksit dışında bileşik bulunmaz. Atmosferde karbondioksit dışında bileşik bulunmadığını söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bu da elenmiş oluyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Buna göre öğrenci hipotezini test edebilmek için deney düzeneğinde aşağıdaki değişikliklerden hangisini yapmalıdır? Buradaki hipotez çözünen maddenin tanecik boyutunun küçüldükçe çözünme hızının arttığı. Bağımsız değişkenimiz çözünen maddenin tanecik boyutu. Yani düzeneklerdeki tek farklı olması gereken husus Çözünen maddenin tanecik boyutu olmalı. Baktığımız zaman e, miktarları aynı tutulmuş, doğru kontrol değişkenleri olarak verilmiş. Biri toz şeker, biri küp şeker, bu da istenen bir şey. Çünkü bizim bağımsız değişkenimiz zaten çözünen maddenin tanecik boyutu. Dolayısıyla farklı tanecik boyutuna sahip e, çözünenler olması gerekir. Burada kap içerisindeki suyun sıcaklığının ve miktarının eşit olması gerekirdi. Ancak iki kapta bu durumlar farklı. Biz bu deneyi test edebilmek için, deneyi yapabilmek için sıcaklıklarını eşitlemeli, su miktarlarını eşitlemeliyiz. A seçeneğinde birinci kaba 50 ml su eklenmeli, suyun sıcaklığı da 40 derece ona kadar ısıtılmalı demiş. 50 ml su eklersek eğer 150 olur, ikinci kapla aynı olur. Bu durumda sabit tutulan değişkenler noktasına yerleşebilir. E, 40 dereceye kadar ısıtmak yine sıcaklık farkı ortaya koyacaktır. Dolayısıyla yapılmamalı. B. Birinci kapta bulunan suyu boşaltıp bu kaba 35 derece sıcaklıkta 150 mililitre su koymak. Evet bu kaptaki suyu döküp yerine ikinci kapla aynı sıcaklığa sahip ve aynı miktardaki suyu koyarsak eğer e, bu deneyi gerçekleştirebiliriz. İstediğimiz bu. Çünkü... E, sıcaklık ve su miktarı bu deneyde e, sabit tutulan değişkenler, aynı olması gereken değişkenler, e, düzenekler arasındaki tek fark eden şeyin e, toz şeker ve küp şeker olacak olması. Çünkü hipotezimizde bize çözünen maddenin tanecik boyutunun etkisini soruyor. Dolayısıyla cevabımıza B seçeneği diyebiliriz. Buna göre kanın içinde yeşil renk olmasına rağmen güneş ışığı altında kırmızı renkte görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir maddeyi görebilmek için güneş ışınlarının ona gelip ona çarpıp bize yansıması gerekir ki biz onu görebilelim. Dolayısıyla yeşil rengin kan tarafından daha az soğurulması buna sebep olmayacaktır. Daha az sorulması demek aslında gözümüze gelip bizim onu görmemiz demektir. Ama böyle bir durum söz konusu değil. B. Güneş ışığının kırmızı rengi daha fazla yansıtması. Güneş ışığı rengi yansıtmaz. Cismin kendisi ışığı yansıtır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. C. Güneş ışığının kandan geçerken kırılmaya uğraması. Kandan geçip kırılmaya uğradığında zaten dışarıdan bakan buradaki bir göz, kanı göremeyecektir. Dolayısıyla bu da yanlış. D, kırmızı rengin yeşil renkten daha fazla yansıtılması. Evet, burada kırmızı renk yeşil renkten daha fazla yansıtıldığı için kan içerisinde kırmızıyı baskın görüyoruz ve kanı kırmızı olarak nitelendiriyoruz. Cevabımız D seçeneği. Verilen görsele göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Burada erkek organın bahçındaki polen keselerinde gerçekleşen mayoz bölünme sonucu polen hücrelerinin oluşumunun bir bölümü görselde verilmiş. Mayoz bölünmenin iki aşamada gerçekleştiği bilgisi burada yer almakta. Mayoz 1 ve mayoz 2 dolayısıyla buna ulaşabiliriz. Mayoz bölünme sonucunda bir hücreden dört hücre oluşur. Burada yine dört tane hücrenin oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bilgiye de ulaşabiliriz. B. oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı polen ana hücresininkinin yarısı kadardır. Burada polen ana hücresini iken an olarak vermiş ve oluşan dört hücrenin de en kadar olduğunu yani yarısı kadar olduğunu göstermiş. Buna da ulaşabiliyoruz. A. Polen kesesindeki polen ana hücreleri ile son durumda oluşan hücrelerin kalıtsal yapısı birbirinden farklıdır. Bu görsele bakarak buna direkt ulaşamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Yarışmacılardan butona ilk basan doğru cevap verdiğine göre bu figürün düzlem aynadaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada düzlem aynada görüntü elde etmek istiyorsak simetrik olmalı. Yani top buradaysa hemen burada top olmalı. E, topun solunda sincap var. Dolayısıyla bu, bu, kez simetri olacağı için topun sağında yer alacak sincap ve kafası da hemen topun yanında bitmiş, bitmiş olacak. Hemen orada yer almalı. Kuyruğu da arka kısımda kalmış olacak. Böylece simetrik bir görüntü elde edeceğiz. Peki bu görüntü hangi seçenekle mevcut? C seçeneğinde mevcut. Buna göre bu piksellerin yer aldığı ekrana bakan bir göz pikselleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi algılar. Ekranda görüntünün elde edilmesini sağlayan ve kontrol edilebilen en küçük birime piksel denir. Her pikselde kırmızı, yeşil ve mavi renklerin üretildiği 3 farklı ışık kaynağı bulunur. Bu ışık kaynakları farklı şiddetlerde olacak şekilde birlikte ya da ayrı ayrı yanarak ekranda farklı renkteki görüntülerin oluşması sağlanır. Şimdi burada 3 farklı piksel var. Ve e, kırmızı ve mavi renk açık, yeşil kapalı. Bu durumda kırmızı ve mavinin birleşmesiyle birlikte burada magenta oluşumunu gözlemleyebiliriz. Magenta rengini göreceğiz. İkinci pikselde hepsi açık. Hepsinin açık olduğu durumda beyaz renk görmüş olacağız. Üçüncü durumda ise sadece mavi kapalı kırmızı ve yeşil açık. Bu ışıklar bir araya geldiğinde de sarı renk görürüz. Dolayısıyla cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre ortamlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Işık ışınları az ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılıyor. Şimdi burada K ve M ortamından geçişe bakalım öncelikle burada normale yaklaştığını görüyoruz. Demek ki M ortamı K ortamından daha yoğun. Yani bunların yoğunluğunu kıyaslayacak olursak M büyük K diyebiliriz. K ve L hakkında bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü normal üzerinden dik açıyla gelmiş ve öyle L ortamına geçmiş. A, L ortamının yoğunluğu M ortamının yoğunluğuna eşit olabilir. Evet olabilir. E, bu durum hakkında kesin bir yargıya varamadığımızı söylemiştik. Yoğun da olabilir. Daha az yoğun da olabilir. Eşit de olabilir. B. K ortamının yoğunluğu L ortamının yoğunluğundan küçük olabilir. Olabilir. Yine bu yorum hakkında K ve L hakkında kıyaslama yapamıyoruz. Çünkü ışın normal gibi gelmiş. Dolayısıyla her durum e, görülebilir. C. M ortamından K ortamına gönderilen ışık ışınları normale yaklaşarak kırılabilir. M ortamı çok yoğun bir ortamdı. K ortamı ise ona göre daha az yoğun bir ortam. Dolayısıyla M'den K'ye gönderdiğimizde normalden uzaklaşarak kırılması gerekir. Yaklaştığı durumlarda K o zaman daha yoğun olmalıydı. Ancak böyle bir durum söz konusu değil şu anda. D, K ortamından L ortamına gönderilen ışık ışınları normalden uzaklaşarak kırılabilir. Bu durum görülebilir. E, bu şu demektir, L K'den daha az yoğun olabilir. Ancak K ve L kıyaslamasında herhangi bir kıyaslama yapamıyoruz. Çünkü yine tekrar ediyorum, ışın dik bir şekilde gelmiş ve aynı şekilde L ortamına geçiş yapmış. Bu her durumda görülebilir bir olay. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.